Turan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 25 Aralık 2023 Pazartesi. Hepsi bir anda çökecek. Son mesajlara ve dolar şokuna dikkat. Yurt dışında piyasalar Noel tatili sebebiyle kapalı. Bugün Avrupa, İngiltere, Amerika başta olmak üzere Hong Kong dahil. Yurt dışı piyasalar kapalı. Yarın da bu piyasaların ekseriyeti kapalı olacak. Dolayısıyla dışarıda yavaş yavaş Noel tatili ve yeni yıl 1 Ocak 2024'e doğru bu tatillerin sayısı ve tatile çıkan brokerların, bankacıların sayısı artacak. Biraz daha hacimsiz, stabil, belli bir yani aynı seviyenin etrafında tur atan bir piyasa göreceğiz. Özellikle altın ve forex piyasalarında, emtia piyasalarında 15 ocaya kadar almak ya da satmak şeklinde bir karar vermemek için e, vermemek lazım. Elzem bir e, paraya ihtiyaç yoksa, bir vade sonu gelmemişse, tabii ki yıl sonu itibariyle şirketler için bu mümkün değil. Çünkü bilançoyu bağlayacaklar ama şahsi yatırımları olanlar için aslında bu çöküş dönemlerinde de ya da kripto paralarda yer yer MTA'da olduğu gibi yükselişlerde de e, hatalı bir zamanlama ile timing hatası yapmış olunabilir. O yüzden biraz daha ocağın ortasına kadar şöyle herkesin tatilden dönüp yeni yılla ilgili yavaş yavaş ipuçlarını vermeye başladığı, piyasalara dair ipuçlarını vermeye başladığı 31 Ocak'ta da 31 Ocak 2024 tarihinde de Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararıyla beraber Yeni yıla dair, faiz indirimlerine dair Aralık toplantısına kıyasla gelecek dönemi biraz daha berrak hale getirecek mesajlarına kilitleneceğiz. Acele etmeyin. 2024 yılı aslında kış ortasında bahar, bahar ortasında kış, yaz ortasında kış gibi tezatların yılı olur, olabilir ama yavaş yavaş faiz indirimlerine doğru geçilecek bir sene olması itibariyle da çok ciddi 6 aylık, 12 aylık vadede çok ciddi fırsatlar sunacak yatırımcılara. Biraz daha aslında belirsizliklerin, paranın maliyetinin, doların ve euro'nun maliyetinin arttığı dönemleri geride bırakan 2024 ikinci yarıdan itibaren ivmesi hızlanan ve 2025'te belki de coşkulu bir yıla doğru koşan piyasalarda her haftalık ve aylık veriyi alt alta yazıp hem temel analizin hem teknik analizin bize sunduğu imkanları risk ve tehditleri bir arada değerlendireceğiz ve yola devam edeceğiz. Öyle kulaktan dolma sosyal medyada çarpı 10 kazandıracak ve bu şekilde alırsanız size 100 dolar ödül diyen hesapların yanlış ve hatalı değerlendirmelerine bu tuzaklara düşmeden yola devam edenler için bu söyleyecek söylediklerim geçerli ama bizde piyasa açıktı ve borsa İstanbul çöktü. Ne yazık ki yatırımcı şokta. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bir ara %4.5'a doğru yaklaştı. Değer kaybı BIST 100'de. günün sonunda %3,67 değer kaybeden BIST 100, 7280 puana geriledi ki 7200 e, özellikle e, 7400 7700 aralığı emniyetli aralık e, ikazımı uykazımı 2 aydır burada sık sık dile getiriyorum. 7700'ün üzerinde aman ha bu size satış fırsatı için artık son turlardır. Bu fırsatları kaçırmayın. Almaya değil satmaya girin, girin gidin borsaya demiştim. Borsada pozisyonu olanlar için ve ne yazık ki 8100'e Bank of America önderliğinde suni bir şekilde o devasa mumlarla ve gepli açılışlarla gidilen o ralliden çok hızlı şekilde şelaleden aşağıya attılar bir ve şu anda 7200 64 7200 seviyesin artık 7250 7240 desteğine doğru inildi. Şimdi bu 7200 seviyesinin üzerinde çok ciddi bir alım gelirse tekrar 7400-7700 aralığına emniyetli aralığa çıkılabilir mi? Çıkılabilir ama bu aralık çok ciddi hasar gördü. Hem cuma günü hem de özellikle bugünkü satışlarda çok ağır hasar gördü. Artık bu aralığı emniyetli aralık olarak kabul etmemiz mümkün değil. Yarın 7204, 7126, 6987 desteklerine dikkat edin. Yukarı yönlü hamlelere sakın alım fırsatı olarak bakmayın. Borsanın da az evvel belirttiğim gibi dışarıda piyasaların oturmasını beklememiz gibi bizim borsamızın da yeni yılda işte şu kalan 4 işlem gününün haricinde yeni yılda nasıl bir performans sergileyeceğini de yavaş yavaş ocağın ortasından itibaren konuşacağız ama haftalar evvel ben ne demiştim? Borsada yıl sonunda 7500 civarında seneyi kapatacağız nominal olarak ve bu hem endeks bazında hem pek çok hisse bazında ciddi kayıpların yılı olarak tarihe geçecek. Hele hele 2022 yılı gibi %200 prim yapan endeks bazında hisse bazında %300, %250, %150 net kazanç sağlayan borsa için aslında 2023'ün 3 aşağı 5 yukarı böyle olacağını aslında kazanç itibariyle 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin bir dönüm noktası olduğunu o tarihten sonra Merkez Bankası'nın özellikle yaz ayı 10 Haziran 2023 tarihinde Merkez Bankası Başkanı'nın ve Hazine Bakanı'nın değişmesiyle faizi arttıracağız, ekonomiyi küçülteceğiz, büzüştüreceğiz ve ondan sonra da millet TL mevduata koşacak ve dolar düşecek, enflasyon düşecek şeklinde Andersen'den masalların enflasyon nasıl düşer kısmına sadık ekonomi yönetimi gelince aman arkadaşlar bu mevduat artışı TL mevduatındaki artış borsayı perişan eder sakın o 8500 8100leri zaten riskli ama 7400'den sonra ne olduğunu kimse anlayamadı. Bu dönemde alanlar için onların onlar ya uzun bir müddet bunun hamallığını yapacaklar ya da ya da bir yerde zararı kes vadesi kısa olanlar vurkaç için girenler zararı kes yapıp çıkacaklar demiştim. 8100'de 8200'de 7900'de zararı kes yapan ya da 7700'de zararı kes yapan bugünkü bu grafikten sonra herhalde çok şükür diyordur. Yok bir yerden dönecek 7800 oldu kesin 9000'e atacak diyerek insanları oyaladılar. Ama tabi borsada arka planda gübre fabrikalarından Sasa'ya yine Hektaş'tan Alarko Holding'e, Sur Gayrimenkul geliştirmeden DAP yine DAP yapının iştiraki DAP Gayrimenkule ve diğer yeni halka arzlarda dönen halka arzlarda dönen Emin evimden tutun da katılım evim düzeltiyorum, katılım evimden tutun da diğer yeni halka arz edilen o 57 şirkette dönen dolaplar maalesef patronların küçük yatırımcıdan paralarını alıp sıfır faizle güya hisselerin ortak ettikleri o yüksekten belirledikleri hisselere ortak ettikleri bu küçük yatırımcının sırtına yıkıp gittiler. 2024 yılında o yüzden borsaya giriş öyle kolay olmayacak. Yabancı da gelmeyecek. Zaten yabancı dedikleri bizim yabancı, bıyıklı yabancı Londra üzerinden, Dubai üzerinden getiriyorlar yurt dışına çıkarılan paraları. Yüksek kurdan işte doları 29-32'ye getirdiler. Bozdurup giriyorlar. Hatta bir önceki programda kurdukları tuzağı ayrıntılarıyla anlattım. 35-40'a doğru götürüp bir anda borsayı iyice düşürüp yüksekten döviz bozdurup borsaya girip sonra tekrar yüksekten dövizi aşağıya çekip onların da borsadan kaymağı toplayıp kaymağı yiyip geriye dönüp düşük kurdan döviz alıp çıkacakları bir senaryo var ki buna sakın fırsat ve vermeyin. dolarınızı altınıza, kur korumalı mevduat hesabındaki döviz dönüşüm hesabınıza sahip çıkın dedim. Çünkü Türkiye'de artık Borsanın bu enflasyonla, bu e, faiz oranlarıyla rekabet etmesi mümkün değil. Bunun için daha evvelde belirtmiştim. Seçimden önce küçük bir giriş olabilir ama seçimden sonra seçim sonuçlarına göre bir seçim sonrasında kısa süreli bir ralli olacak. Ama esas ralli borsada yılın 3. çeyreğinden itibaren göreceğiz. Bu açıdan... 7.700, 8.100 zirvesi artık 7.755 seviyesindeydi. Yani 8.500'ü bırakın 8.100 bile artık Everest zirvesi oldu. Artık o aralıkları unutun. Şubat sonu Mart başına kadar borsadan uzak duracak işi bilenler. Seçimden evvel dipten kısmi alımlar yapılabilir. Seçim sonrası ralli satmak şartıyla. burada arada biz 30 BIST 50 BIST şirketler ama gübre fabrikaları da BIST 30'da ama taban taban gidiyor. 400 liranın üzerinden işte 200 liranın altına indi. E şimdi bu şartlar altında yatırımcı neye güvenecek? Bakın gübre fabrikaları bugün 191 lira 70 kuruş enmiş. Yine %10 taban. Şimdi bu şartlar altında bu hisse nasıl o seviyelere çıktı da tekrar böyle küçüldü? Bir ayda yarı yarıya. İşte DAP yap örneğinde olduğu gibi bir ayda %70 küçülen değer kaybeden hissi olur mu? Ne yazık ki borsayı bu hale getirdiler. O yüzden borsa İstanbul'da aslında kötü günler geçti ama en kötü günler geliyor. Bu mevduat artışları Merkez Bankası artık %42,5-45 seviyesinde duracağına göre dola, mevduatta da artık zirveye geldik. Yani buradan yukarısı artık mevduat faizlerine de mümkün değil. Ama bu da real bir kazanç yıllıkta sağlamadığı gibi 32 günlükte tabii ki bir takım Burkaç için seçimden önce 90 günlükte hala 90 günlük için geç sayılmaz çünkü 95 gün var seçime. Bu şartlar altında TL'de katılım hesabında bir takım e, paradan para kazanmak isteyenlere gün doğdu. Varsa imkanlı siz de pekala bunu değerlendirebilirsiniz. Faiz hassasiyeti olanların katılım bankalarında bunu değerlendirmeleri gerekecek. Ama ne yazık ki ne yazık ki sizin sepetinizde sizin sepetinizde borsa en bir müddet daha riskli bir yatırım aracı olarak bir ak, adeta bir akrep gibi kolay değil. bu seviyelerin altında altında bakın dip seviye 6400'dür. Ben onu hiç telaffuzda etmek istemiyorum. Ama bugünkü satışlara baktığımda çok ciddi bir şekilde 6987'den dönmezse bu borsayı 6400'e kadar indirirler. Bu arada gerçekten bir yıllık vadede, 6 aylık vadede şu işte seçim sonrası rallisine tekabül edecek şekilde orta vadeli, kısa vadenin biraz uzunu hisse almayı düşünenler için şu düşüşün biraz daha dinmesini bekleyelim şu kasırganın. Ondan sonra çok ciddi iskontolu olan yani o havacılıktan tutun da, Türk Hava Yolları Pegasus'tan tutun da. Işte bugünlerde taban taban giden Ege Endüstri ama o hala aslında değerli seviyede o kadar tabana. Çünkü son rallide orada çok ciddi vurkaç yaptı birileri, manipülasyon yaptı. Ereğli Demirçelik'ten Kardemir'e ve seçim sonrası başlayacak inşaat faaliyetleriyle beraber bu demirçelik şirketlerine, yine çimento şirketlerine, bankalara, bankalar esas 2020 dördün ikinci yarısından itibaren biraz daha bu mevduat faizleri artık daha stabil hale geldi ve inmeye başlayacağı için borsaya dönen para bankacılık hisselerine yine finansal kuruluşlara holdinglere bakın holdinglere yine ulaştırma ve Türkiye Varlık Fonu şirketlerine şimdi bunlarda iskontolu olanları borcu düşük, kısa vadeli borcu düşük, döviz riski olmayan yabancı para pozisyonu artıda olan şirketleri, fiyat kazanç oranı öyle 150, 200, 70, 80 olmayanları piyasa değerinin defter değerini oranında afaki seviyede olmayan şirketleri tabii ki tercih edebilirsiniz. Ama bunun için biraz emek vermek, biraz işte bu tarz programları dinleyip not almak lazım. Yoksa bu programı dinlemeyenler için 8500'de bile hisse alanlar vardı. Düştü. 8000'de alanlar vardı. Yok yok 7700'den dönecek dediler. Oradan alanlar vardı. Ama ben bu grafiğin kademeli olarak 7100'e kadar inebileceğini geçen haftaki X'teki mesajlarımda 7550 ve 7440 pislerini bile uğramadan acil iniş için 7100 ve 7200 aralığındaki acil iniş pislerine pilotların uçağı indirmeye çalışabileceğini, bunun ihtimal dışı olmadığını belirtmiştim. Ama ne yazık ki bunda da haklı çıktım. Keşke yanılsaydım. Keşke bu kadar yatırımcı bu paraları kaybetmeseydi. Ama muhasebe yapmak lazım. Aynı hatalara düşmemek lazım ve önümüzdeki yıl için bu stratejileri yeniden gözden geçirmekte fayda var. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da hisse senedi almak için henüz erken. Bu arada Akbank %67'ye mevduatı %67'ye göre mevduat ödeyecek. Çünkü bu %67 32 günle 35 gün vadede 500 bin lira ve üzeri mevduat için %67 oranını mobil bankacılıkta, mobil uygulamada veren internet sitesine ilan eden Akbank açısından bu onu bağlar. Yok efendim bu teknik bir arızaydı, biz o işlemleri iptal ediyoruz diyemezsiniz. Akbank bunu böyle açıkladı. Peki halka açık Bist30 ve Xbank bankacılık endeksinde işlem gören bir özel banka, Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri. Bu şey için bu kadar basit mi bu? Hayır hukuken bunun mali olarak da hukuki olarak da sorumluluğu Akbank'ın üzerindedir. Siz bu vadeden açtınız paranızı yatırdınız elinizde bunun belgesi ekran görüntüsü neyse varsa ister tüketici hakemiyetine ister mahkemeye tüketici mahkemesine gidip Akbank'tan paranızı talep edebilirsiniz. Yani ben bunu iptal ettim kardeşim bu arızaydı demekle kurtulamazlar ya bankacılığın ne kadar ciddi bir iş olduğunu, itimat müessesesi olduğunu, bir emanet müessesesi olduğunu bilerek bu işi yapacaklar ya da böyle bu hata yaptıklarında da sonuçlarına katlanacaklar. Amerika'da, İngiltere'de olsa böyle bir ekranda bankacılık, mobil bankacılıkta bunu yapan bankaya "Aa yanlışlık yapmışsınız. Tamam, geri verin, iptal edin o işlemleri." mi derlerdi. Oranın bankacılık otoritesi ve Sermaye piyasası kurulu. Dolayısıyla kurumlarımız çalışmıyor. özellikle vesaire hak getire. Mehmet Şimşek de işte arada böyle mesaj atıp, arada böyle mülakat verip ekonomi toparlanıyor Mes e, algısına. Destek bulmaya, taraftar bulmaya çalışıyor. Yoksa aslında ekonomi içten içe çöküyor. İşte e, öyle riskli gelişmeler var ki Amerika'da. Amerika'da Hazine Bakan Yardımcısı Vali Adeyemo çok kritik bir açıklama yaptı CNBC'ye 22 Aralık 2023 tarihinde. Diyor ki Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde faaliyet gösteren bankalar hakkında artık müeyyide kararı alınabilir. Farkında olmadan bile ihlal etseler de müeydelerin hedefi haline gelecekler. Yani efendim benim haberim yoktu da nasıl haberiniz yok? Yahu size herhangi bir vatandaş mevduat hesabı açmak için geldiğinde bile 40 evrak istiyorsunuz. 50 bin lira ve üzeri şüpheli işlem beyannamesinde beyanında bulunmak mecburiyetindesiniz masaka. 50 bin lira ve muadili döviz işlemlerinde. Bakmayın o Dilan Polat, Engin Polat çiftinin diğer o sosyal medyanın şampiyonlar ligi fotoğrafındaki diğer sosyal medya fenomenlerinin ve yine diğer Fatih Terim Fonu, Denizbank, işte Halk Bank... Ve Akbank'ta e, memurların zimmetine para geçirdiği, fon adı altında yaptıkları işlemler. Türkiye'de herkes kolay para kazanmanın, köşeyi hızlıca dönmenin yollarını arıyor. Bahis ve kumar siteleri, sanal kumar san ve bahis siteleri, iddia, at yarışları bunları devlet teşvik ediyor. Şimdi bu şartlar altında diyor ki siz diyor müeydeleri bilmeyerek ihlal ettiğini söyleseniz de biz bunu kabul etmeyeceğiz. Finans kuruluşları, bankalar son kararname bu son kararname bankalar için, Türkiye'deki bankalar için şu anlama geliyor. Rus paravan şirketler tarafından kullanılmadığınıza emin olmalısınız. İyi de Türkiye'de Ruslar kredi kartı harcaması yapabiliyor. Ev alabiliyor. Bırakın onu Rus ya devlet başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu iş adamlarından, milyarderlerden, oligark diye bilinen Abramovich, Roman Abramovich İstanbul'da bir yalı 11 farklı iş yeri işte han ya da ev olmak üzere 11 gayrimenkul alıyor. Bir restorana gidiyor 1785 bin liralık hesap geliyor. Bunu tek kalemde ödüyor. 80, 75 bin lira da garsonlara bahşiş veriyor. Kim bu? 27 metrelik devasa yatı olan işte 28-30 milyon dolarlık yatı olan bu yatının da Avrupa Birliği ve ABD müeydeleri sebebiyle uluslararası bir limanda yakalansa el konulacak diğer oligarkların e, mal varlıktan el konulduğu gibi hatta aynı Roman Abramovich'in Chelsea kulübünün sahibiydi. İngiltere el koydu. Hatta gitti onu bir Amerikalı bir fona sattı. Şimdi e, dünyada bu oligarklar köşe bucak aranıyor ve yakalanıyor. Mallarına el konuluyor. Türkiye'de ise bırakın el konulması Türkiye hem Avrupa Birliği ile güya üyelik müzakereleri içerisinde olan NATO üyesi Türkiye Putin'in daha geçenlerde uluslararası medyada Putin'in yatının İstanbul'da bir tersanede nasıl tamir edildiğini oraya nasıl geldiğini gösteren görüntüler, haberler yayınlandı Oligarklar Türkiye'de, Ruslar Türkiye'de üst düzey zengin 1500-2000 kişinin Ziraat Bankası hesap açtı. Daha önce haber olmuştu. Şimdi siz bunları hafife alıyorsunuz ve Artık son kararnameyle bir sıra bankalara geldi dedi. Kaldı ki Amerikan Hazine Bakanlığı daha geçen hafta ondan önceki hafta 3, 7, 5, 3 yasa holding Yalçın, Yalçın Sabancı Holding başta olmak üzere Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ki Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirket. Bunları zaten kara listeye dahil etti. Bunlar dedi hem Rusya'ya dönük müeydeleri ihlal ediyorlar hem de Hamas'la irtibatlı şirketlerle işlem yapıyorlar. İşte şimdi diyor ki. Bu paravan şirketleri biz takip ediyoruz ve kim olduklarını, kime ait olduklarını biliyoruz ve bunların diyor hesapları sizdeyse, transferlerini siz yapıyorsanız benim SWIFT sistemimi kullanarak New York Merkez Bankası üzerinden döviz işlemlerini yapamazsınız. Yaptıysanız da geriye dönüp bunun hesabını sorarım diyor ki borsadaki düşüşte bunun çok ciddi payı var. Bankacılık endeksi %4'ten fazla değer kaybetti bir ara. Şimdi bankalar riskli. E bu mesajları hafife alırsanız işte yarın öbür gün duvara toslarsınız. Türkiye buna karşı İsveç'in NATO üyeliğini bu protokolü meclisten geçirmeyi koz olarak kullanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan işte Cumhurbaşkanı Erdoğan o da yarın Dışişleri Komisyonu'nda müzakere edilmeye başlayacak. Ha ne olur? Bu İsveç'in NATO üyeliği eğer geçerse F16'larla ilgili bir senatoyu yeniden ikna etme yolunda adım atar Biden yönetimi ama bu Rusya meselesi ve Hamas Amerika için kırmızı çizgi bunun affı yok burada müsamaha yok gelecekler geriye dönük dikkat edin Birleşik Arap Emirlikleri diyor. Türkiye'nin en fazla para işleminin olduğu işte yatırımcının geldiği hatta Deniz Bank'ın sahibi Emirates MBD değil mi? Yine e, Türkiye'nin Merkez Bankası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'nin 5 milyar dolar swap'ı yok mu? Yine son dönemde esrarengiz bir şekilde 4-5 milyar dolarlık bir para girişi körfezden olmadı mı kaynağı meçhul? İşte bütün bunları Amerika diplomatik bir dille aslında kızım sana söylüyorum gelinim sen anla diyerek ikaz ediyor. İsveç'in NATO üyeliğini onaylasak da bu müeydelerden kurtulmamız mümkün değil. Çünkü o zaman başka ülkelerde diyecek ki bize uyguladınız Türkiye'ye niye uygulamadınız? E, Türkiye bununla ilgili bir tedbir alıyor mu? Bu şartlarda Mehmet Şimşek tutmuş efendim gri listeden çıkmamıza bir adım kaldı. Ya ne bir gri listeden çıkması? Bizim bankalarımız yurt dışında böyle konularla CNBC gibi bir kanalda böyle başlıklarla haber oluyor. Bundan daha riskli ne olabilir? Bunun ismi bile, şuyu bile bu konudan beterdir. Siz buna dair bir çare, ürete, çare bulabiliyor musunuz? Bulamıyorsunuz. Bu yüzden bakın Rusya Türkiye'de gizli havayolu şirketi kuruyor. Türkiye vatandaşı olduğu iddia edilen Rusların Türkiye'de gizli havayolu şirketi kurduğunu Almanya'da yayınlanan Das Bild gazetesi rotaya kadar havayolu şirketinin ismine kadar bakın diyor ki Rusya yasağı dışı göçmenlerin Belarus üzerinden Avrupa'ya taşınmasıyla uğraşan sahte bir hava yolu kurdu. Southwind Airlines isimli hava merkezi Antalya. Ukrayna'da savaşın başlamadan başlamasının akabinde kuruldu. 24 Eylül 2022 ancak 3 uçağın ve şirket çalışanların çoğu Moskova merkezli Northwind Airlines'a ait olduğu ortaya çıkmış. Northwind, Northwind Hava Yolları nerede? Pegas Turistik'e ait olup sahipleri Türkiye vatandaşı Ruslar. Bu arada Belarus'ta yakın zamanda İstanbul'dan Minsk'e direkt uçuşlar açıldı. Bakın rotayı da veriyorlar. Şimdi Türkiye düşünebiliyor musunuz? Yani Avrupa'ya kaçak göçmenler üzerinden göçmenleri bir silah olarak kullanmak isteyen Rusya ve Rusya lideri Putin Türkiye üzerinden bu işlemleri yaptığı iddialı ve Dışişleri Bakanlığı şu iddiayla ilgili tek kelam etmedi şu güne kadar. 2-3 gün oldu şu haber çıkalı. Şimdi bu tablo bize diyor ki endişelenmeliyiz herkes. Çünkü hükümetin gündemi başka. Birazdan o diğer tehlikeli mesajlara da gireceğim. Bakın Amerikan Hazine Bakan Yardımcısının verdiği mesajı not edin lütfen kenara. Her an Böyle bir müeyyide karar gelebilir ve Türkiye bunun altından kalkamaz. 2 saat dahi dayanamaz. Bakın Bursa'da 60 firma iflas erteleme talebiyle mahkemeye müracaat etti. Denizli'de çok büyük firmalar borçlarını ödeyemiyor. Tekstilin merkezi, bakın tekstil, seramik, deri, yine metal sektörler için, otomotiv, yan sanayi için çok kritik yerler buralar reel sektör krizi, mali krizi hiç benzemez. Borusan fabrikayı Bursa Gemlik'ten niye Houston, Texas Houston'a taşıyor? Hazine Bakanı Mehmet Şimşek Londra tepecilerini ikna edene kadar susuz deredeki kurbanın gözü patlayacak. Gerçekten bu iflaslar bir de faiz oranlarının artması ticari kredilerde %55-60 bandına gelinmesi sebebiyle artık şirketler finansmana da erişemiyorlar. Borsadaki çöküşün bir sebebi de kredi işlemlerde %80 ile %110 arasında değişen oranlarda aracı kurumlardan borç alanlar batacak arkadaşlar. Esas iflas daha Ocak Şubat'ta yıl kapanınca ortaya çıkacak. Çünkü bu faizlerle e borsa nominal %35-40 ile kapatacak seneyi hisse bazında %100 kazansanız ne olacak TL olarak? Zaten kredili işlem yapmışsanız %80'in %85'in üzerinde faizlik aracı kurumu ödeyeceksiniz. Komisyonu, masrafları, stopajı ne o şey başka maliyetlerinin altından nasıl kalkacak? İşte iflaslar var. Bu Viyop'taki sancının bir sebebi de bu. Kısa vadeli Eurobond bu dönemde yeri gelmişken söyleyeyim değerlendirilebilirim. Değerlendirilebilir ama tahvil artık şey açısından pahalı bir seviyede almış olursunuz. Tekrar trendin faiz trendinin faizin aşağıya döneceği günlere doğru giderken zirvede yakalanmış olursunuz. Ama e, günün sorusuyla devam edeceğim. Devalüasyon riski ne zaman artar? Devalüasyon riski 2024'te hangi aylarda fazla? Bunu da bakın ezbere söylemiyorum. Ben devalüasyonun Türkiye için kaçınılmaz olduğunu, seçime kadar 31 Mart 2024 tarihine kadar evet kurağı baskı altında tutun. Bakın faizi %42.5'a çıkarsa bile 29 liranın üzerine hızlı bir hareket göreceğiz 30 liraya doğru demiştim. İşte 29-35'e geldi bugün serbest piyasada dolar tl kur bankalarda 29-21 çünkü oraya interbanka müdahale ediyor Merkez Bankası. Makası da öyle bir açıyorlar ki yine %3-3.5. Rasyonel, makul öyle mi? Tekrar tekrar Madem siz bu yalanları, rasyonel yalanları tekrar tekrar söylüyorsunuz, ben de bunların yalan olduğunu tekrar tekrar, bıkmadan, usanmadan bu ekranda tekrar edeceğim. Bakın, şirketlerin, banka ve banka dışı finans sektörünün ve kamunun Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta, gelecek yıl Ekim sonuna kadar ödeyeceği döviz borçları bunlar. Aralık'ta 8-10 milyar dolarlık bir ödememiz var toplamda. Burada şirketlerle bankalar 4 milyar dolar civarında, kamunun hazinenin iki daha düşük. Peki Ocak'ta bankaların 2,5 milyar dolar ödemesi var. Şubat'ta 1 milyar dolar en rahat geçilecek ay Şubat. Orada bir kur şok olmazsa en azından olmayacak ay Şubat diyebiliriz ama Mart'ta dikkat edin. 3 milyar 400 milyon dolar kamu, 1 milyar 700 milyon dolar bankalar, 2 milyar 300 milyon dolar da Şirketler ödeyecek toplamda 5, 6, 7, 7,5 milyar dolarlık bir ödeme var. O yüzden o dikkat edin Mart ayı seçim ayı olsa bile Mart kapıdan baktırır euro dolar yaktırır başlığını şimdiden atıyorum. Böyle bir ödemeyi yapmak kolay değil. Özellikle kamu için bakın kamu 4 milyar dolara yakın ödeme yapacak orada. Nisan'da bu sefer bankalar 3 milyar dolardan fazla ödemesi var ama Haziran çok kritik. Seçim geçiyor ama Haziran'da 5 milyar dolar ödeyecek bankalar. Ve bu faizler ne kadar faizler bunları faizlerine hep belirtiyorum. Bu programın müdavimleri aşina bu oranlara %8 ile %11 arasında değişen ödemeler var. Yıllık döviz borcuna %8,5-10 buçuk faiz ödeyecekler. Çok yüksek bu. TL faizinden bahsetmiyoruz. Dolar, euro, sterlin, frank faizleri bunlar. Dikkat edin Ağustos'ta bu sefer kamunun 5 milyar dolarlık bir ödemesi var. Ama orada yine bankaların 1 milyar, 1,5 milyar dolara yakın. Eylül'de bankaların 2 milyar dolar, 200 milyon dolar. Ve Ekim'de de yine 2 milyar dolara yakın bankaların var. Yani bu grafikte aslında borcun yüksek olduğu aylarda döviz talebi artacağı için bankaların, hazinenin, özel sektör firmalarının dövize ihtiyacı olacağı için şu ödemelerin düşük olduğu aylarda kurda yatay ya da hafif giderken ne yapacaklardır? Döviz toplayacaklardır. Dolayısıyla devalüasyon için ilginç bir şekilde Mart ayında biz devalüasyonu eğer Merkez Bankası müdahale etmezse Mart'ta bile devalüasyonun bir kısmını o %50-60'lık devalüasyonun %25-30'unu Mart'a kadar hatta Mart ayında görebiliriz ve kalanı da burada en güçlü potansiyel Haziran ayı çünkü evet Ağustos'ta yüksek bir ödem var ama Temmuz Ağustos'tan itibaren Haziran'dan itibaren turizm gelirleri Temmuz ve Ağustos kasasını rahatlatacağı için biraz rahat geçilebilir ama Mayıs'ta zaten bir döviz girişi yüklü döviz girişi yok. O yüzden Haziran'daki bu ödeme için Mayıs'ta e, hele hele faiz indirimleri başlayacak dolayısıyla öyle ya da böyle öyle ya da böyle kamunun döviz riski özel sektörden fazla. Bu arada bu aylık borç ödemeleri, dış borç ödemeleri kadar bir de grafiğimiz var. Bir yıl için 210 milyar dolar lazım. Bakın dikkat edin. Özel sektörün döviz pozisyonu kamuya göre artıda. Ama kamu, kamunun içinde ne var? Hazine var, Merkez Bankası var. Ve ne oldu? Orada eksideyiz. Peki toplam pozisyon ne? Türkiye'nin toplam döviz pozisyonu. Bakın dikkat ederseniz Türkiye'nin aslında 100 eksi 150 milyar dolar civarında eksi 150 milyar dolar civarında ortalama bir döviz açı var. Bu tablo bize yok efendim faiz artmış rasyonel adımlar atılıyormuş ya enflasyonun düşmediğini kapıcı Sadık abiden öğrenen Merkez Bankası Başkanımız var Hafize Gaye Erkan Manhattan'dan bile pahalı evler demişti. Ankara'da bir Apartman dairesi tutulduğunu, ayda 45 bin lira aidatıyla beraber Merkez Bankası tarafından kira ödendiğini biliyoruz. Bir de Bodrum'da çok lüks bir sitede 1 milyon 300 bin euro değerinde e, villa satın almış e, 3 sene evvel. E, kendi tasarrufudur, kendisi bilir. Ama bir tarafta böyleyken ayda ek ödenek çift maaş hariç 161 bin lira maaş alırken Türkiye'de en düşük emekli aylığının 7500 lira olduğu bir memleketler ne kadar Mehmet Şimşek emekliyi ezdirmedik dese de açlık sınırının bile altında paletler altında ezilen emeklinin olduğu bir memlekette siz böyle insanların aklıyla alay eder şekilde bir alegori metafordan bahsediyorsanız işte şu grafiği Merkez Bankası olarak izah etmeniz lazım. Türkiye'nin döviz pozisyonu, kamu, özel, her şey, emanet, şu bu topladığımızda 150 milyar dolardan fazla açığımız var bizim. Nereye gitti bu dövizler? İhracatçı %40'ını size satıyor. Sizin belirlediğiniz kurdan. Bankalar makası %3-3,5 açıyor al sat makasını. Ve yine belli saatler arasında döviz satışına izin veriyorsunuz. Forex ekranları kapalı. Yurt dışına para çıkışı sınırlandırılmış. Döviz bürolarından belli bir miktarın üzerinde alındığında Merkez Bankası ona onaya giriyor. Yahu siz hangi serbest piyasadan bahsediyorsunuz? Bunları görmeden, bunlara temas etmeden efendim TL'ye geçme vakti, borsaya geçiyorum, dolardan çıkıyorum diyenlere de itibar etmeyin. Youtuber da olsa, iktisatçı da olsa itibar etmeyin. Hani 2023 e, yılında dolar düşecekti, hani borsa coşacaktı, hani Türkiye'de enflasyon düşecekti. Şimdi 2026'yı ertelediler değil mi tek haneyi? Siz bir de bu Kızıldeniz ve başka risklerin getirdiği, jeopolitik risklerin getirdiği fiyat artışı. Önce navlunlar arttı, sonra Nakliyeler gecikecek sonra bu fiyatlar bu konteynerlara ödenen paralar fiyatlara da yansıyacak. Tedarik zinciri yine aksayacak ve gelin siz enflasyon düştü demeni 2026'ya bilerek ertelediler. Dolayısıyla 2024'te hele hele şu birkaç günde pasaport çıkartacaksınız çıkartın işte ehliyetinizi kimliğinizi. Tapunuzu, işleminizi 1 Ocak'tan itibaren %60'a yakın zam gelecek bunların hepsine. İşte gelmedi mi yumurtadan, tereyağına, e, zeytinyağından, e, diğer e, kırtasiye malzemelerine kadar iğneden ipliğe zamlar gelmiyor mu? Çaya zam gelmiyor mu? Bakmayın siz TÜİK'in indirim marketinde bu indirimlerden esamesi, esamesi okunmasa bile vatandaş yaşadığı zamları biliyor. Geçen hafta benzine, motoruna tek kalemde 1,5 lira ortalama zam geldi. Ya litre fiyatıydı bu. Ondan sonra Mehmet Şimşek diyor ki dünyada kredi kartıyla taksitle alışveriş yapılan başka memleket var mı? Avrupa ülkesi. Peki Sayın Mehmet dünyada Avrupa dahil dünyanın 3. dünya ülkeleri dahil bir araba alırken iki araba bedelinde ÖTV, KDV, motor taşıtlar vergisi ödenen başka bir örnek var mı? Hadi Almanya'yı, Amerika'yı gelişen ülkelerde yok yapamazsınız çünkü. Peki 3. dünya ülkelerinde var mı? Yok. Şimdi kredi kartını vatandaş aylık bütçesi yetmediği için çeviriyor. Zaten oraya yüklenin siz 2024 çok güzel. Şirketleri batırdınız. Şirketler Türkiye'yi terk ediyorlar. Tekstilci Mısır'a gidiyor. Sanayici başka şehirlere gidiyor, başka ülkelere. Siz bir de tüketiciyi batırın 2024 yıl. Tabii bunu seçimden önce yapmayacaksınız. Çünkü seçimden sonra esas bu siz maskeleri indirip ÖTV artışları, vergi artışları kredi kartlarında taksitleri ve kaldırıp asgari ödeme tutarlarını artırıp bir de şahsi iflasları bireysel iflasları tetikleyeceksiniz. Zaten ondan sonra da zaten ortada ne alacak kalacak, ne arz kalacak, ne talep kalacak, ne tüketici ne satıcı kalacak hep beraber küçülen ekonomide %2 civarında büyüse ne olur? Türkiye %5'in altında büyüdüğünde istihdam ek istihdam sunamıyor. TÜİK'e siz %9,5 açıklatsanız da tek haneli açıklatsanız da sizi bu ülkede %20 civarında geniş tanımlı bir işsizlik var. Bu şartlar altında bir de kredi karttan yükleneceksiniz öyle mi? Onlar yüklenecekse bile kredi kart sahipleri açısından gelirini kaybetme tehlikesi yoksa işsiz kalmayacaksa hele hele memursa emekliyse İnanın 1 Nisan'a kadar dibini sıyır dönemi tekrar başladı. Zira seçim geldiği için bakın şimşek bunu kabullenmese de Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanı diğer Erdoğan'ın danışmanları bunun farkında ve dikkat ederseniz Aralık'ta faiz arttı, kredi kartı faizleri artmadı. Kasım'da faizler arttı, Aralık'ta öyle. Aralık'ta arttı, Ocak'ta da artmayacak. Bu ne periz? Bu ne lanat turşusu? Madem kısacaksınız niye seçimden önce kısmıyorsunuz Sayın Şimşek? Dolayısıyla 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 lütfen dikkat edin. E, dolarda 45 liranın altında bir kur hayal etmeyin. Göreceksiniz gelecek yıl 50 lira, 55 lira, 60 liraya doğru nasıl gittiğini hep beraber göreceğiz. Euro'da da yine bunun 2-3 lira üzerinde çünkü euro dolar paritesinde artık zayıflık dolar lehine olacak. Doların aleyhine, euro lehine yükseliş olacak. Şimdi bu e, grafikte 29.15, 29.20 Halbuki serbest piyasada 29-30 geçildi. Ve bunun adı serbest kur rejim diyorlar. Müdahaleler devam ediyor. Çünkü para girişi esrarengiz olunca o parayla hangi müdahaleleri yaptığını da takip edemezsiniz. Kur korumalı mevduat, net hata noksan, döviz yine swaplar vesaire bunların hepsi depo hesaplarını şeffaf bir şekilde açıklıyor mu Merkez Bankası? Açıklamıyor. Çünkü açıklandığında şapka düşecek, kel görünecek. Ama siz siz olun. Gelecek yılda da hem döviz dönüşümlü bu birkaç aylık TL mevduat katılım hesaplarından sonra tekrar yine döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat yine buraya dönük polisiye tedbirler alacaktır Mehmet Şimşek. O onun başarısı değil yani elini kolunu bağlarsanız tabii ki yani siz bir tarafın tepesine çökeceksiniz. Ondan sonra burada insanlara Vay, KKM'den çıkış devam ediyor diye bunu dışarıya sunacaksınız ve dolardaki bu yükselişi bakın şu müdahale yani müdahalenin o kadar bariz hali ki son 5 dakikaya baktığınızda böyle bir kur olabilir mi? Ya düşsün tamam yahu 29.50'ye 28.90'a düşsün 28.50'ye düşsün 28'in altına insin ya da 29.50'ye 30'a doğru gitsin böyle bir kur olabilir mi? Hayır onlara dendi ki 30'un altında yıl sonuna kadar tutun. Seçime kadar da 35'in altına tutun. Ben bunları Hazirandan bu yana söylüyorum değil mi? Seçimden önce de söylemiştim. Şahap Kavcıoğlu kalsaydı da inanın bu oranlarda tutulacaktı. Bu dolar TL kuru 30 liranın altında tutulacaktı. Faiz faizi Şahap Kavcıoğlu da bu arada arttıracaktı. Buna dair Erdoğan'a bir rapor sunulduğunu ve bu raporda faizin en azından %35'e çıkarılması gerektiğini ve fetva makamındakilerinde de reel faiz olmuyor o zaman dolayısıyla bu caizdir dediklerini Faiz 35 dolar 27 başlıklı e, videoda anlatmıştım yukarıda. E, onu kartlar bölümüne de yerleştireceğim. Tıkladığınızda onu da seyredebilirsiniz. Dolayısıyla bu programda kehanete, bu programda e, şeye yer yok. Yani e, şu, dolar 100 olacak, altın 5000 olacak. Hani altın 3000 lira olacaktı? Ben demedim mi altında gram altında bu sene 1950-2100 aralığında bitireceğiz. İşte şu an. Serbest piyasada altının gramı 24 ayar altının gramı 2006 lira. Interbank'ta 1932 lira. Gümüş 22.75 23.97 arasında interbank serbest piyasa arasında ve bugün piyasa kapalı olduğu için altın 2053'te ama burada ben yılbaşı tatiline gitmeden bir düzeltme bekliyorum. O düzeltmede bizi 1970 1950 seviyesine çekerse bu bize kademel olarak alım fırsatı sunacak ama altın ve gümüşte de Amerika'da olup bitenleri anlamadan şey yapmamamız lazım. Çok fazla e, hamle yapmamamız lazım. E, çünkü e, belirsizlikler gerçekten dışarıda ve içeride hala bitmiş değil. E, Buhar rallisi işareti geldiğinde de tabii ki zaten ağırlığı azaldığında, fiyatlar düştüğünde ağırlığı artıracak şekilde altın almaya devam ediyoruz. Gümüş belki de altını da geride bırakacak 2024'ün ikinci yarısı 2025 rallisinde ama sonuçta Altın sertifikası borsa İstanbul'dan alınabilir. Yine altın fiziki olarak altın hesabı, gümüş, platin, paladyum, nikel, bakır bunlarla ilgili de fırsatlar olacak emtiada. Ama henüz erken hele hele bu yıl sonu belirsizliğinde buna hiç girmeyelim. Diğer tarafta madeni 1 liraya bakar mısınız? Yani madeni 1 lirayı bizim darphane genel müdürlüğü 3 liraya mal ediyor. Üstelik alaşımı 1,5 gram daha az bir önceki madeni 1 liraya kıyasla yani 1,5 gram işçilikten ve malzemeden yedi darpane. Ona rağmen 3'e mal ediyor. Ya niye basıyorsunuz bu parayı? Yani şu parayı bakır olarak işte gidip hurdacıya verseniz kilo olarak daha fazla para kazanıyorsunuz. Yani 100 tane 1 liralığı götürseniz daha fazla para kazanıyorsunuz. Şimdi hazinenin vardır bir bildiği diyoruz. %70'e geldi 200 liralık banknotun tedavüldeki banknotlar içindeki payı Seçimden sonra 500'lük, binlik banknota da hazır onun, onların tasarım hazır. Her şey o yütmek için öteleniyor. Sanki seçimden sonra hani belediye seçimlerini velev ki bu oyunlarla kazandınız. Peki bu birikmiş meseleler öyle düzelecek mi? O yüzden, o yüzden bakın arka planda başka planlar da var. AKP-MHP ittifak anayasayı değiştirecek. Bunun için mevcut siyasi tabloyu bile paramparça edecekler. Dikkat ederseniz İyi Parti ne hale geldi seçimden bu yana. Daha durun bir de bunun 1 Nisan sabahı var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Fethi Yıldız diyor ki Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun milli ve manevi değerlerden ilham alan bize has yeni bir anayasaya kavuşmalıdır. Bize has anayasa artık bunlar daha yüksek sesle dillendiriliyor. Peki Cübbeli Ahmet Hoca diye bilinen meşhur Ahmet Mahmut Ünlü ne diyor? Onun da çok ilginç mesajları var. O da diyor ki bu iki yılda bir, üç yılda bir seçim yapılıyor. Bu kafayla biz diyor ne Gazze'yi kurtarabiliriz ne kendimizi emperyalistlerden kurtarabiliriz. İdareci ne kadar milli olursa olsun oy alacağım kuşkusu ile mutlaka taviz veriyor. Bu tavizin verilmemesinin tek yolu seçimlerde olmayan bir ufuk açılacak. Burası çok önemli. Bu ufukta da bunlara rest çekilecek. Ondan sonra ekonomik ne oluyorsa olacak. Bakın siz 1 Nisan'dan sonra ekonomik ne oluyorsa olsun derken Cübbeli Ahmet ve diğerlerinin tuzu kuru, hükümete yakın yandaşların tuzu kuru onlar dolar cinsinden, euro cinsinden yap işlet devlet projeleri yandaş ihya düzeninde devletten tıkır tıkır alıyorlar. Niye değiştirmediniz Sayın Şimşek bu ihale kanundaki kevgire dönen maddeleri? Niye dolar ve euro üzerinden dolar euro arttıkça biz bu insanlara kur farkı ödüyoruz? Onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Vatandaşın canı çıkıyor. İşte ona döviz hesabı açtırmıyorsunuz. Ama onlara gelince döviz. Dolayısıyla bakın MHP genel MHP gelen mesaj yeni has, Türkiye has bir anayasa ve ufukta seçimin olmadığı bir sistem neleri çağrıştırıyor size adına ne derseniz deyin yani hilafet din saltanat din ne Osmanlı din ama bir şey değişecek Bunlar öyle rastgele söylenmiş sözler değil. Bunu fark eden Leyla Alaton, Vedat Alaton, Dalia Garih, İzzet Garih, işte Beyaz Türkler, Koç Holding, Sabancı, Borusan, Abdullah Kocabıyık, Eczacıbaşı herkes kendince bir tedbir almaya çalışıyor. Murat Ülker zaten Londra'ya taşımıştı şirketlerin çoğu ekseriyet hisselerini. Pladis şirketine devretti. Dolayısıyla onlar çarelerini bulurlar. Pasaportlar hazırdır, ikamet izinleri, süresiz ikamet izinleri. Hatta bazı ülkelerden malta olmak üzere parayla satın alınan vatandaşlıkları da hazırdır. Ama geride kalan Ayşe teyze, Ahmet amca, çoban veli ne yapacak? Bunun cevabı yok. Çünkü onlar daha büyük bir sefaletin, zamların, bütçedeki o faize gidecek olan bu sene 750 milyarı geçecek... Gelecek yıl belki 1,5-2 trilyon lira biz faizi ödeyeceğiz. Yahu yazık değil mi? Bütçe gelirlerinin %25'ini biz dörtte birini hiç el sürmeden direkt faiz lobisine aktarıyoruz. Bu şartlar altında, bu şartlar altında bu ipuçları verilen mesajlar size neyi hatırlatıyor? Bu devalüasyon bile, kontrollü bir devalüasyon bile Türkiye için büyük kazanç sayılır bu şartlar altında. Seçim yaklaştı, gabardan petrol fışkıracak artık Hazine Bakanı Mehmet Şimşek de öğrenmiş bu işleri. Meclis kürsünde o da öyle konuştu. Bir teknisyen olarak konuşmadı. Seçime bu mesaj attığımda 97 gün kalmıştı artık. 95 günde bitiyor. 94 gün kalacak yarın itibaren. Kabardan Batı Karadeniz'e dünyadan Ay'a neler keşfedilecek neler hazır mısınız? Ay'a sert iniş yapacaktık ya 2023'te. Çift şeritli otobanların inşa edildiği Ay'a gidemedik yani seçimimiz sonuçta 14-28 Mayıs'ta iki turlu Cumhurbaşkanlığı seçiminde böyle bir tercihte bulunduğu halkın %52'si. Dolayısıyla bu sonuçlarla herkes yüzleşecek. Hem oy verenler hem de oy vermeyenler bu yüzleşmenin bir bedeli neyse 82-85 milyona bölünerek bunlar ödeniyor. diğer tarafta S&P 500'de böyle bir hani 2008 krizinden bu yana karşılaştırdığım bir grafik vardı. O grafik ee, sevgili yönetmenim e, o grafiği belki bir sonraki programda anlatırız ama sonuçta dışarıda da her an her şey olabilir. Yani boğa tuzağı e, şeklinde mi olacak şu son yükselişler yoksa tekrar satışlar gelecek mi onlara bakmamız lazım. Ama her şey bir anla çökecek. Yani özellikle Türkiye'de o çöküş... Kamusal, kurumsal kapasite zaten çökmüştü bunu depremlerde gördük ne yazık ki devletin nasıl liyakatsiz insanların elinde güdük hale geldiğini gördük. İfade hürriyetinin hiçe sayıldığı Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmadığı işte Can Atalay hakkında verilen ikinci kez tahliye kararı Anayasa Mahkemesi tarafından hala Can Atalay'ın avukatları mahkemeye 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine ulaşmaya çalışıyor. Yargıtay 3. Ceza dairesine yapacak bilmiyoruz. Bu şartlar altında yani e, sepetinizde doların, euronun, sterlinin, altının, altın sertifikasının, gümüşün hatta konut ve taşıt. Ama onun için biraz daha böyle dip taraması için Şubat, Mar Şubat, Mart başına kadar beklemek lazım. Oralarda işte çünkü seçim sonrası konutta yaz ayların etkisiyle ikinci elde hareketlilik olacak. Ama sıfır kilometrede e, şu vergi artışları hariç. Masraflar hariç firmaların anahtar teslim fiyatında kendi fiyatlarında en azından Ocak ayında ciddi bir zam görünmüyor. Fakat Şubat'tan itibaren ikinci elde çok daha keskin düşüşler olabilir. O yüzden biraz daha bekle gör. Ama öyle birilerinin dediği gibi konut 2024'te çakılacak vesaire değil. Konutun 2024'ün ikinci yarısı tekrar nasıl yükselişe geçtiğini hep beraber göreceğiz. Ailenizin ekonomi kanalında bir programın daha sonuna geldik. Verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hasreten katıl üyelerime ve Patreon'daki destekçilerime, üyelerime tekrar tekrar teşekkür ederim. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Perşembe akşamı yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle hoşçakalın.